kampta bilgisayar korsanlığı öğretiliyor. Otizmin sırrı yediklerimizde mi gizli? Aile filmleri Hollywood'a geri döndü. Amerika'nın başkentinden Amerika'nın gündemiyle karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Petrol ve doğalgaz endüstrisi tarafından açılan devasa kuyuların depremler üzerinde etkisi olabilir mi? Uzmanlara bu soruyu sorduran neden Oklahoma'da bir yıl içinde tam 200 küçük depremin meydana gelmesi. İşte o araştırmadan yansıyan ayrıntılar. 5 Kasım 2011'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem Oklahoma'nın Prag şehrini salladı. Deprem eyaletin tarihindeki en şiddetli sarsıntıydı. Can havliyle kendimi nasıl dışarı attığımı bilmiyorum. Kelly Karen'ın o zamanlar Prag yakınlarında yaşıyormuş. Şu anda Cornell Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olan Kelly Karen'ın yürüttüğü araştırmada Oklahoma'daki depremlerin artışını araştırmış. Tek bir depremin nedenini anlamaya çalışmanın yetersiz olduğunu fark ettik. Çünkü bu geniş bölgede çok daha fazla depremin olduğunu gördük. Bunun nedenini öğrenmek, bütün Oklahoma'yı neyin etkilediğini bilmek istedik. Oklahoma'da 4400'den fazla doğalgaz ve petrol için açılmış kuyu var ve kuyu açma işleminde atık su buralara geri veriliyor. Profesör Karen'ın bu kuyuların depremle alakalı olduğundan şüphelenmiş. Çalışma arkadaşları bu suyun nasıl hareket ettiğini ve 89 farklı bölgedeki su basıncındaki artışı hesaplamış. Sudaki basıncın depreme neden olabilecek ölçüde yüksek olduğunu tespit ettik. Artan su basıncına son derece aktif olan 4 kuyunun neden olduğu tespit edilmiş. Basınç binlerce kilometre ötede sismik aktivite yaratabiliyor. Profesör Karen'ın sonuçlarının bilim dergisinde yayınlandığı araştırmanın doğalgaz ve petrol şirketlerinin atık suyu nasıl değerlendirip yok edebileceklerine yardımcı olmasını umuyor. Bence üreticiler en büyük risklerin neler olduğunu, kuyuların deprem yaratma olasılığını ve kuyulardaki basıncı düşük tutulup deprem oluşumuna yapacağı etkiyi öğrenmesini sağlayacak. Amerika Bağımsız Petrol Birliği sözcüsü petrol sanayinin bu araştırmaya destek verdiğini belirtiyor ve şirketlerin doğal kaynakları daha güvenli yollardan çıkarmanın yollarını aradığını söylüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Motosikletli kız Amerika'da, Amerika'nın Sesinde. Bilgisayar korsanları, şirketleri ve bireysel tüketicileri milyonlarca dolar zarara uğratıyor. Bu korsanları önlemenin bir yolu da nasıl çalıştıklarını, bilgisayarlara ve veri tabanlarına nasıl sızdıklarını bulmak. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde düzenlenen bir yaz kampında gençlere bunu önlemek için korsanların nasıl çalıştıkları, yani bir anlamda bilgisayar korsanlığı öğretiliyor. Yerel bir bilgisayar yarışmasını kazanarak kampa gelmeye hak kazanan 20 öğrenci bir bilgisayar güvenlik firmasını hacklemeye çalışıyor. 5 günlük kampın katılımcılarından biri de 16 yaşındaki Chloe Christostomo. Bilgisayar şebekelerine veya kişisel bilgisayarlara izinsiz girmeye çalışıyoruz. Bilgisayar korsanları şirketlere milyonlarca dolar zarar veriyor, bankalarda bilgileri çalınan kredi kartlarını iptal edip yenilerini çıkarıyor. Bilgisayar korsanları Hindistan'dan Romanya'ya, akla gelen her ülkede faal. Kaptaki öğrenciler de korsanlarla mücadele için siber casusluk ve çalıntı bilgilerin satıldığı yasa dışı piyasalara sızmayı öğreniyor. Siber güvenlik uzmanı Cameron Kemp, kamptaki sistemin gerçeğe en yakın model olduğunu söylüyor. Kamptaki bilgisayar sistemi herhangi büyük bir şirketin sistemiyle aynı. Kısa süre önce liseden mezun olan Jamari Salam'ın yaz kampı sayesinde bilgisayar korsanlarının nasıl düşündüğünü, nasıl hareket ettiklerini anladığını söylüyor. Böylelikle bilgisayar korsanlarına karşı kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendik. Bilgisayar korsanlarının nereden ve nasıl saldırdığı hakkında hiçbir fikriniz yoksa kendinizi savunamazsınız. Siber güvenlik konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütünde çalışan Liz Fraumann, liselilerin bir haftada tavırlarının değiştiğini söylüyor. İlk geldiklerinde her şeyi bildiklerini düşünüyorlardı ama 2-3 gün içinde bildiklerinin ne kadar sınırlı olduğunu anladılar. Kamp sonunda öğrenciler bilgisayar kullanıcılarını koruyacak beyaz korsanlar arasına katılmaya hazır hale geldiler. Gençleri suçlu çeteleri gibi hareket eden korsanlara katılmak yerine bireyleri ve kurumları koruyan beyaz korsanlar arasında yer almanın çok daha fazla mükafatı olduğuna ikna etmek çok önemli.
Siber güvenlik uzmanları korsanlara karşı giderek daha fazla sayıda beyaz korsana ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Selin Sörünlü, Amerika'nın Sesi, Washington. Sıradaki haber, güneş enerjisini sadece ısınma ya da sıcak su ihtiyacını karşılamanın ötesinde kullanımı ile ilgili. Amerika'da kullanım giderek artmaya başladı. Başkent Washington'da iki üniversite elektrik ihtiyaçlarının yarısını güneş enerjisi santralinden satın almaya başladı. Amerikan Üniversitesi'nin çatısındaki bu güneş panelleri üniversitenin elektrik ihtiyacının küçük bir kısmını karşılıyor. Amerikan Üniversitesi, George Washington Üniversitesi ve George Washington Üniversitesi Hastanesi yaptıkları enerji anlaşmasıyla büyük bir adım atıyorlar. Anlaşma gereğince Kuzey Carolina eyaletinde üniversiteler için 3 güneş enerjisi santrali kurulacak. Üniversiteler de bu 20 yıl boyunca aynı fiyatla elektriği kullanacaklar. Amerikan Üniversitesi yetkilisi Doug Kudrowitz, güneş enerjisiyle üretilen elektriği kullanma fikrinin giderek daha da cazip olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde alışılagelmiş yollarla üretilen enerjinin fiyatının artacağından eminiz. Böylece büyük ölçüde tasarruf edilebilecek. Amerikan Üniversitesi yetkililerinden Chris O'Brien, petrol veya doğal gazla üretilen elektrik yerine yenilenebilir enerjiyle üretilen elektriği kullanmanın üniversitenin çevreye verdiği zararı da azaltacağını söylüyor. Sosyal sorumluluk anlamında da önemli bir karar. Çünkü iklim değişikliğinin getirdiği sorunların birçoğu öncelikle yoksulları etkiliyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş bu etkiyi de azaltıyor. Güneş enerjisi santrallerinin sayısı dünya çapında giderek artıyor. Anlaşma gereğince kurulacak olan santrallerde 250 milyondan fazla güneş paneli olacağı ve yılda 123 milyon kilowatt saat elektrik üretileceği belirtiliyor. Santrallerin doğaya sağlayacağı katkının 12.500 otomobili kullanımdan çıkarmayla eş olacağı da belirtiliyor. Ron Resch, santrali inşa edecek firmanın yetkilisi. Bu yaratıcı, yenilikçi bir ticari model. Yapınız elverişli olsun ya da olmasın, güneş enerjisinden faydalanabileceğinizin göstergesi. Resch, güneş enerjisinin hızla geliştiğini ancak dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'nın enerji ihtiyacının sadece küçük bir miktarını karşılayabilecek bir konumda olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte teçhizat fiyatlarında yaşanan düşüşün ve yeni finansal olanakların güneş enerjisini daha cazip hale getirdiğini söylüyor. Amerikan Üniversitesi'ndeki öğrenciler de güneş enerjisiyle ısıtılan sudan faydalanarak enerji tasarrufuna şimdiden katkıda bulunuyorlar. Selin Sörünlü, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın kalbi Washington'dan canlı yayınla Türk-Amerikan ilişkileri, Amerika ve dünya gündemi, küresel ekonomi, siyasi yorumlar, tartışmalı konular. Uzman konuklarla Amerika'nın Sesi'nde. Ben Selin Sörünlü. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün haberleriyle hafta içi 20.45'te Washington'dan canlı yayınla TGT Haber'de karşınızdayız. Otizm teşhisi konulan çocukların sayısında son 50 yılda ciddi bir artış var. Kesin nedeni hala bilinmiyor ama uzmanlar sindirim sistemi üzerinde yoğunlaşıyor ve şu soruyu soruyor. Katkı maddesi içeren gıdalar ve aşırı antibiyotik kullanımı otizme yol açabilir mi? Colorado eyaletindeki bu öğrenciler otistik. Öğrencilerden Parker'a göre bunun bazı faydaları var. Düşünce yöntemi ve problem çözme yeteneğimiz ilginç. Sıradan biri belli bir sorunu tahmin edilebilen yollardan çözerken otistikler yaratıcı yöntemlerle çözüyor. Ancak bunun tek kötü tarafı sindirim sistemi rahatsızlıkları ve aşırı kaygı. Genel anlamda sosyal olarak insanlarla konuşmak zor. Parker, beslenme düzenindeki değişikliğin hem sağlığını hem de moralini değiştirdiğini belirtiyor. Sanırım daha az huysuzluk ediyorum. Eskisi kadar da tartışmıyorum. Uzmanlar Parker'daki bu değişikliği fark etmiş. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü uzmanı Sarkis Mazmanian, insanların besin düzeninin sindirim sisteminde yaşayan trilyonlarca bakteriyi etkilediğini belirtiyor. Sindirim sistemindeki bazı bakteriler huysuzluk ve tekrarlanmaya yol açan davranışları olumlu yönde etkiliyor, iletişimi geliştiriyor.
Mazmanyan, laboratuvar farelerinde yapılan deneylerde bu bakterinin sindirim sağlığını geliştirdiği ve davranış bozukluklarını da ortadan kaldırdığını tespit etmiş. Bu sonucun otistik insanlar üzerinde de önemli etkileri olduğunu söylüyor. Belki de otistik olmak sadece beyinle alakalı değil, aynı zamanda sindirim sistemindeki bakterilerin de bunda bir etkisi var. Eğer sindirim sistemindeki sorunları giderebilirseniz, otistik davranışları da iyileştirebilirsiniz. Arizona Eyalet Üniversitesi Profesörü Rosa Krasmanik Brown, çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşmış. Otistik insanlar üzerinde araştırma yapan birçok uzman sindirim sisteminde hastalığa neden olan virüsleri araştırıyor. Bunu yapmak yerine biz hastaların sindirim sisteminde iyi mikropların eksik olup olmadığına bakıyoruz. Elde ettiğimiz sonuç da bu. Profesör Brown, otistik çocukların normal çocuklara göre sindirim sistemlerinde daha az bakteri bulundurduğunu tespit etmiş. Uzmanlara göre bunun nedeni katkı maddesi içeren gıdalar ve aşırı antibiyotik kullanımı. Otistik çocukların sağlık geçmişlerine bakıldığında normal çocuklara göre 2 ya da 3 kat daha fazla dozda antibiyotik kullandıklarını belirledik. Uzmanlar sindirimle otizm arasındaki ilişkiyi çözebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. Gelişmelerin umut verici olduğunu belirten uzmanlar elde ettikleri sonuçların depresyon ve şizofreni gibi benzer davranış bozukluklarını iyileştirmede de faydalı olacağını belirtiyor. Selin Süer Ünlü, Amerika'nın Sesi, Washington. Müzik ruhun gıdasıdır. Kaliforniyalı uzmanlar belli ki bu sözden yola çıkmış ve müziğin pek çok faydasının yanı sıra nöroloji hastalarının hayat kalitesini yükselttiği kanısına varmış. Araştırmacılar zamanlamanın insan beyninin kinet ölemdeki işlevlerinden biri olduğunu ve zamanlamada hata olduğunda beynin bilgi sürecinde de hata yaşadığını belirtiyor. Araştırmacılar bunu kanıtlamak amacıyla teknolojinin yardımıyla Mickey Hard'ın beynini gözlemliyor. Grateful Dead grubunun ünlü bateristi elektronik davul setini kullanarak bir bilgisayar oyunu oynuyor. Nörolog Adam Gazzoli, deneyin sinir bilimi, bilgisayar oyunlarını ve sanal dünyayı birleştirdiğini söylüyor. Bu üç dünyayı birleştiriyor, aralarında etkileşim sağlıyoruz. Böylece bugüne kadarki en güçlü gerçek zamanlı nörolojik faaliyet görüntüsünü yakalamış oluyoruz. Mickey Hart davul çalarken özel bir ekran ve alıcılarla donanmış bir kask takıyor. Yan odadaki araştırmacılarsa Hart'ın beyninin göz hareketlerinin, nabzının ve beden ısısının nasıl tepki verdiğini gözlemliyor. Bu beyin fonksiyonlarının gerçek zamanlı izlenmesi anlamına geliyor. Hart'a göre bu iç saatin nasıl işlediğini öğrenmek ilginç. Bu güç nedir ve biz bunu nasıl kullanıyoruz, nasıl tekrar ediyoruz ve bunu kullanarak nasıl daha iyi bir dünya yaratabiliriz? Bu süper organizmadan, bu iç saatten daha güzel bir şey yok. Araştırmacı Adam Gazzoli, ritim kalıplarının hastaların beyinlerinde hasar gören bağlantıları tamir edip edemeyeceğini inceliyor. Araştırmanın ana fikri beynin daha iyi bir zamanlamaya sahip bir hale getirilip getirilemeyeceği, ritimleri kullanıp beynin daha optimal bir seviyede işlemesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu şekilde bireylerin dünya ile iletişimini güçlendirerek daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olup olamayacaklarını anlamayı umuyoruz. Bilim adamlarının hedefi ritmik eğitim ve bilgisayar oyunları ile bilişsel yetenekleri geliştirmek ve nörolojik sorunu olsun ya da olmasın insanların hayatlarında iyileşme sağlamak. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi, Washington. Hayatta sahip olduklarımız ve tükettiklerimizden çok daha azıyla da yaşayabiliriz. Kaliforniyalı bir profesör öğrencilerine bunun mümkün olduğunu çok ilginç bir deneyle anlattı ve çöp kutusunda yaşamaya başladı. Texas'taki Houston Tillotson Üniversitesi'nde görevli çevre bilimi profesörü Jeff Wilson, öğrencilerine doğada en az etkiyi yaratıp yaşamayı öğretmesi nedeniyle çöplük profesörü olarak biliniyor. Sürdürülebilirlik alanındaki konulara dikkat çekerek bilim, eğitim ve daha azıyla yetinmeyi daha geniş bir kitleye yayıp öğretmeyi amaçlıyoruz. Ders 3 bölüme ayrılmış. Birincisi temel kamp kurma. Her gün ya Profesör Wilson ya da bir öğrencisi ya da sıradan biri çöplükte bir gün geçiriyor. Uyku tulumları kullanan, göl suyunu filtreleyen ve yıkanmak için ıslak havlu kullanan kampçılar tuvalet için ya şişeleri ya da üniversiteyi kullanıyorlar. Sebzelerini de küçük bir bahçede yetiştiriyorlar. İkinci bölümde ise enerji tasarrufu sağlayan cihazlar kullanıyorlar. Son bölümde ise bu çöpten eve güneş panelleri ve susuz tuvalet ekleniyor. İlk başlardan bazı öğrenciler bir hayli şüpheliydi.
Bazıları daha başından beri bu fikri benimsemişti. Çöp projesini açıkladığında bana çok garip ama ilginç geldi ve hemen projeye katıldım. Profesör Wilson, 3 metrekarenin ortalama bir Amerikan evinin %1'inden biraz daha fazla olduğunu ve amacının ortalama su ve enerji tüketiminin %1 ile yaşam sürdürebilmeyi sağlayarak ortalama bir evin yarattığı çöpün de %1'ine indirmek olduğunu söylüyor. Deney 1 yıl sürecek ve bu çöp tenekesinden bozma evde yaşayanlar tükettikleri su, enerji ve ürettikleri çöp miktarını dikkatle takip edecekler. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington. Bugüne kadar Amerika'nın Sesi televizyonda, radyoda ve internette sizlerle birlikte oldu. Şimdi de Amerika'nın Sesi'nin ücretsiz ve hızlı mobil uygulaması akıllı telefonunuzda. Flash haberler alabilir, videolarınızı, resimlerinizi ve sesinizi muhabirlerimizle paylaşarak Amerika'nın Sesi ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Cebiniz ya da tabletinizin işletim sistemiyle uyumlu uygulamamızla haberleri okuyabilirsiniz. Amerika'nın Sesi'nin mobil haber uygulamasını şimdi hiçbir ücret ödemeden indirebilirsiniz. Yeni teknolojiler hayata geçmeden önce 3 boyutlu olarak çıkıyor kullanıcıları için görücüye. Bu kez geliştirilen mavi köpek balığı. Tabii ki sadece kod adı bu projenin ve kullanıcısıysa Amerikan donanması olacak. Bir zamanlar bilim kurgu olarak görülen şeyler zamanla gerçeğe dönüşebiliyor. Film öğrencisi Dean Morrow da dahil olmak üzere bir grup izleyici bu etkinlikte geleceğin teknolojileri konusunda fikir edindiler. Gözleriniz tam anlamıyla 3 boyutlu bir ortamda. Böyle olunca aklınız da orada oluyor. Robot sesli bir çavuş tarafından yönlendiriliyorsunuz ve bu gerçekten işe yarıyor. 2 boyutlu ekranlara bakmaktansa 3 boyutlu bir haritayı görebilirsiniz. Mark Bolas, Güney Kaliforniya Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Laboratuvarı'nın sorumlusu. Enstitü, donanma için sanal gerçeklik teknolojisi geliştiriyor. Hedef, 15 yıl içerisinde kullanılabilecek teknolojiyi oluşturmak. Bu sayede donanma gemileri daha hafif olup daha iyi korunabilir ve komutanlara daha iyi karar verebilmeleri için daha fazla bilgi iletebilir. Eğer bir gemi yapacaksanız en azından 15 yıl sonrasını düşünmeniz gerek çünkü gemi inşa etmek o kadar zaman alacaktır. Bolas ve ekibi gerçek hayatta karşılaşılan problemleri daha iyi anlayabilmek ve gemi tasarımından askeri operasyonların yapılmasına kadar 3 boyutlu modellerin nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek için farklı gemileri incelemişler. Buradaki örnekte de gördüğünüz gibi her şeyi gemiden yüzlerce mil uzaktaki insansız hava aracının gözünden görebilirsiniz. Hava aracındaki kameradan bakmak yerine bu teknoloji sayesinde aracın içinde uçuyorsunuz. Bolas yeni yazılım ve donanım sistemleri nedeniyle kısa zamanda bilgisayar monitörlerinin de ortadan kalkabileceğini savunuyor. Gelecekteki sensör teknolojisi sayesinde bu camda olduğu gibi her türlü yüzeye dokunmatik bir ekran olabilir. Dean Morrow, birçok farklı sektörün bu teknolojiden faydalanabileceğini söylüyor. Belki de bu yaratıcı insanların çalışması için daha faydalı bir yöntem. Çünkü bilgisayarın önünde eğilip yazmaktansa çalışmak için bütün vücudunuzu kullanıyorsunuz. Mark Bolas, sanal gerçeklik teknolojisinin getirdiği yeniliklerin birçoğunun donanmada kullanılmaya başlamadan önce ticari amaçlar için kullanılabileceğini belirtiyor. Ayşe Gül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Sualtı teknolojisiyle devam ediyoruz. Deniz bilimciler için yeni bir dalgıç kıyafeti geliştirildi. Asıl amaç su altında yaşamı daha yakından incelemek ama amatör dalgıçların da hoşuna gidecek bir haber bu. Çünkü yeni dalgıç kıyafeti basınca dayanıklı ve tam 300 metre derine kadar inmeyi sağlıyor. Exosuit isimli kıyafet bir tür alüminyum alaşımdan oluşuyor. Boyu 2 metre ve 240 kilogram ağırlığında. Tasarım dalgıçların basıncın suyun yüzeyine göre 30 kat daha fazla olduğu 300 metre derine inmesini sağlayacak. New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen Exosuit, 18 rotatif ekleme sahip ve böylece dalgıçlara benzer kıyafetlerden daha fazla hareket olanağı sunuyor. Müzenin dalış güvenliği görevlisi Michael Lombardi, her şeye rağmen kıyafete alışmanın zaman aldığını söylüyor. Kıyafetin içinde rahat bir nokta bulmak zaman alıyor ama klostrofobik hissetmiyorsunuz. Çok dar olduğu için bu soru hep soruluyor. Kıyafet 4 adet 1,6 beygir gücünde jet motoruyla donanmış ve ayaklarda bulunan basınçla çalışan pedallarla kontrol ediliyor. Oksijen dalgıçların 50 saate kadar su altında kalmasına olanak sağlıyor. Özel bir hat su üstüyle iletişime izin veriyor ve su altı canlılarının görüntülerinin yukarıya gönderilmesine yarıyor.
Bilim insanları özellikle bioaydınlatma ve biofloransans özellikleri olan canlıları kendi habitatlarında izleme olanağı elde edecekleri nedeniyle heyecanlı. Müzenin balık bilimleri bölüm küratörü John Sparks, insanların okyanusun dibinde keşfedilmemiş çok sayıda tür olduğunu öğrendiklerinde heyecanlandıklarını söylüyor. Herkes her şeyin tanımlandığını düşünüyor. Ancak derin bir mercan kayalıkta ya da açık denizde çalıştığınızda yüzlerce yeni türle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kanadalı Nightico araştırma şirketi 14 yıllık çalışma sonucunda tek adet egzosuit üretmiş ve bu 1 milyon dolara mal olmuş. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Hollywood'un efsanevi yönetmenlerinden Steven Spielberg son dönemde artık rastlamadığımız türde bir filme imza attı. Earth to Echo filmi şiddet içermiyor ve aileye odaklanıyor. Tıpkı ünlü yönetmenin efsanevi E.T. filminde olduğu gibi. Earth to Echo filminde izleyiciler macera, gerilim ve hatta bir uzaylı bile görecekler. Görmeyecekleri tek şey şiddet. Ella Wahlstedt filmde Emma'yı canlandırıyor. Filmde dövüş, yumruklaşma görmüyorsunuz. Hiçbir sahnede tank yok, silah yok. Earth to Echo, telefonlarında tuhaf bir mesaj bulan bir grup arkadaşın hikayesi. Filmde gençler hayatlarını değiştirecek bu mesajı kimin ne için gönderdiğini buluyor. Yönetmen Dave Green büyürken izlediği sinema eserlerine benzer bir film yapmak istemiş. Kendim ve içimdeki çocuk için bir film yapıyordum. Umarım 31 yaşındakine olduğu kadar 12-13 yaşındakilere, ailedeki herkese göre bir film yapmışızdır. Oyuncu Ella Wahlstedt günümüzde her yaş grubuna hitap eden çok az film olduğunu söylüyor. Kaybedilmiş bir tür bence bu. Bizim filmimiz 80'lerde çekilen E.T. ile karşılaştırılıyor. Bir uzaylı var, o nedenle benzer. Ancak filmdeki modern teknoloji nedeniyle biraz daha farklı. Earth to Echo sosyal medyayı da içeriyor ve filmdeki karakterlerin gözünden anlatılıyor. Aktör Brian, Astro Bradley'in canlandırdığı Tuck da olayları video kameradan izliyor. Günümüzdeki aile filmleri genelde animasyon oluyor ve gerçek hayatla bağdaşmıyor. Ancak bu film farklı. Sosyal medya teknolojisi filmde fazlasıyla kullanılıyor. Dave Green, aile odaklı filmlerin kayıp bir tür olarak algılanmalarının nedenini şöyle açıklıyor. Son yıllarda filmleri daha karanlık bir tonda gösterme akımı var. Bence filmler daha karanlık bir hal aldı. Çünkü çocuklara hitap eden bu tür bir film çıktığında diğer stüdyolarda bunu kopyalamaya çalışıyorlar. Çocuklarıyla filmin açılışına katılan Adam Fine-Silver tüm ailenin sevebileceği neşeli filmlerinde gişede başarılı olacağı görüşünde. Yapımcıların derdi çocukların ne istediğine bakmaksızın stüdyoların onayını alacak, geçmişte başarılı olmuş türden filmler yapma zorunluluğu. Fine-Silver ailesi ağır konulu filmler yerine çocuklara umut aşılayacak filmlere ihtiyaç olduğu görüşünde. Echo, we need your help. Selin Sörünlü, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'dan hayata dair kesitler, yenilikler ve gelişmeleri getirmeye çalıştık ekranlarınıza. Haftaya yine bu ekranda buluşalım. Hoşça kalın.